Merhaba. Bu bölümde gündemimizde bir gelenek haline gelen Ramazan dayağı, yanlış kişilere ithaf edilen doğru cümleler, Alendelo'nun sağlık durumu ve mor renkli bayraklar var. Hazırsanız başlayalım. Aylardan Ramazan. Biliyorsunuz Ramazan denince akla gelen konulardan biri de oruç tutmadığı için dayak yedi haberleri. Ramazan'ın ilk dayağı hangi şehirde yenecek diye Toto bile oynanır. Bu konuyu genel olarak bir masaya yatıralım. Tarihimizde böyle hadiseler var, onu biliyoruz. Ancak bazı haberler de kurguydu. Malumat Furuş birkaç örnek derlemiş. Oruç tutmadığım için bana saldırdılar diyerek karakola şikayete gidiyor. Polis de kardeş Ramazan yarın başlıyor. Buyur bir çayımızı iç deyip şikayetçiyi gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği olayı aktaran Mustafa Aydın isimli bir Twitter kullanıcısıydı. Paylaşım yürüdü. Sonrasında kendisi de bunun bir kurgu olduğunu açıkladı. Hatta bilmeden reisi trollemişiz de dedi. Ama Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere düşen düşmüştü bile. Hatta birileri bu iddiaya uygun bir de fotoğraf ayarlamıştı arşivden. Olayın gerçek olmaktan çok fıkraya benzediğini fark edenler de vardı. CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes bunlardan biriydi. Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği iddia hakkında yazılı soru önergesi vermişti. Şu soruları yöneltmişti. Bu olay hangi ilimizde yaşanmıştır? Konuşmada geçen şikayetçi kişi kimdir? Kimliği tespit edilmiş midir? Bahse konu kişi şikayetini hangi karakola yapmıştır? İşte mükemmel bir Ramazan dayağı haberi daha 2018'den geliyor. Başlığı Konya'da oruç tutmayan adamı döven adamın oruç tutmadığı öğrenilince halk tarafından dövüldü. Inception dayak. Hem de fotoğrafı bile var. Ama doğru değil. Kullanılan fotoğraf da 2013'te gerçekleşen başka bir olaydan. Bu kavga Samsun Vezir Köprü'den ve Ramazan'la bir ilgisi yok. Çok kaza yaşanan bir kavşakta protesto eylemi yapılıyor. Sonrasında eylemi yapanlar eylemi bitirmek ve bitirmemek konusunda anlaşamamışlar. Burada onları konuyu dövüşerek karara bağlamaya çalışırken görüyoruz. Peki ya bu yılın Ramazan dayağı haberi? Hemen ona da bakalım. İddiaya göre bu yılın ilk dayağını yiyen oruç tutmayan biri değil. Edirne'de bir lokanta sahibine Ramazan ayında dükkan açılmaz diyen kişi dayak yemiş. Bu haber hem sitelerde hem sosyal medyada çok sevildi. Edirne'den olduğu iddia edilen görseli tersine aratınca haberin doğrusuna gidiyoruz. Nisan 2021 tarihli habere göre fotoğraf İstanbul'da trafik yüzünden yaşanan bir kavgadan. Haberin detaylarında kavganın ardından Sinan Karabay isimli vatandaşın kafasına dikiş atıldığı yazıyor. Görsel yanlış. Peki haber yine de doğru olabilir mi? Sonuçta haberi ilk paylaşan kaynak fotoğrafsız paylaşmış. Teyit onun da peşine düşmüş. İnternette yapılan aramaya göre 2 Nisan günü Edirne'deki bir restoranda silahlı kavga yaşanmış. Ama haberlerde kavga nedeni olarak Ramazan görünmüyor. İddiaya göre bir restoran işletmecisi kendisini darp etmeye çalışan eski çalışanını bacağından yaralamış. Edirne Emniyet Müdürlüğü de bahsi geçen habere dair bir ihbar ya da şikayet almadıklarını söylemiş. Sonuç haber uydurma. İnternette çok görülen bir başka yanlış bilgi fenomenine değinelim şimdi de. Kim neyi demedi ya da hangi cümle hangi yanlış kişiye atfediliyor? Abartmıyorum, altın zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık. Tarımın cenneti, tohumu taşa atsan taş filizlenir diye başlayan bir pasaj var. Anadolu'nun her açıdan çok bereketli bir yer olduğundan bahsediyor. Altın zümrüt içinde yaşayamadığımız mevcut durumumuzu da cahilliğe ve ihanete bağlıyor. Kimmiş bunu diyenler? Oklar, daha doğrusu internetler iki kişiyi gösteriyor. Gülse Birsel ve Celal Şengör. Ama bu cümleler onların değil. Peki kimin? Dedektif Pipo adını kullanan bir Twitter kullanıcısının. Tabii bu ikilinin imzasıyla paylaşılmaya başlanınca epey rating almış. Gülse Birsel geçen yıl bu metin benim değil demişti ama hala imzasıyla dolaştığına göre pek işe yaramamış. Celal Şengör'ün ise sosyal medya hesabı yok. Bunu hem kendisi, hem üniversitesi, hem de sık sık programına çıktığı Fatih Altaylı söylemişti. Adına açılan ve bahsi geçen paylaşımı yapan hesap da Twitter tarafından askıya alınmıştı. Bu arada bu cümleleri kimin kurduğundan ayrı bir konu daha var. O da içeriğinin doğru olup olmadığı. O konuya da tarihçi Emrah Safa Gürkan bakmış. Tarımın cenneti, tohumu taşa atsan filizlenir kısmı için ezberden konuşuyoruz demiş. Anadolu'nun yarısının bozkır ve dağ olduğunun altını çizmiş. Sıradaki cümle daha ince bir hataya yol açmış. Tüm yaşam diye düşünüyorum böylesi sabahlarda, tüm yaşam güneş altında bir oyun.
Güneşli günlerde, iyimser sabahlarda kahve fotoğrafı paylaşılmak istendiğinde başvurulan bir alıntı. Tezer Özlü demiş diyorlar. Her yıl tekrar tekrar paylaşılıyor. Bu cümle gerçekten de Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk isimli kitabında yer alıyor. Ama ona ait değil. İtalyan yazar Cesare Pavese'ye ait. Yaşamın Ucuna Yolculuk'ta Özlü, Pavese'den pek çok alıntı yapıyor. Bu alıntılar italikle yazılmış ve alıntı oldukları belirtilmiş. Bu da o alıntılardan biri. Kitaptan internete sızan ve Pavese'ye ait olduğu halde Tezer Özlü imzasıyla gezinen tek alıntı da bu değil. Tezer Özlü, Pavese'yi çok severdi. Sadece yazılarında değil, konuşmalarında da onu sık sık alıntıladığı söylenir. Ama altına kendi imzasının atılmasını o da istemezdi muhtemelen. Bir tane daha. Neden Norveç değiliz demek yerine iyi ki Somali değiliz dediğimiz için gelişemiyoruz. İyiyi örnek alacağımıza kötüden ibret alıp vicdanımızı rahatlatıyoruz. İşte bizi bu arabesk zihniyet tüketti. Sosyal medya bu sözün hem Haluk Bilginer'e, o olmazsa Tolga Çevik'e ait olduğunu iddia ediyor. Aradığımızda sözü ilk olarak 5 Haziran 2018'de bir Twitter kullanıcısının paylaştığını görüyoruz. Hesap askıya alındığından bugün itibariyle kullanıcıya ulaşılamıyor. Bu yazının son paragrafı daha önce de Aziz Sancar'a ait olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak sözü paylaşan hesap Aziz Sancar'ın gerçek hesabı değildi. Teyit soruşturmuş, Haluk Bilginer'in kurucuları arasında yer aldığı oyun atölyesi sözün Bilginer'e ait olmadığını söylemiş. Benzer şekilde Tolga Çevik'in menajeri de sözün Tolga Çevik'le bir ilgisi olmadığını ifade etmiş. Rus ordusu Buça'dan çekildikten sonra kentten korkunç görüntüler ortaya çıktı. Savaş suçu kavramı masaya geldi. Kremlin suçlamaları reddetti. Savaşın başından beri Rusya'nın üzerinde oyunlar oynandığını, sahte görüntülerle, kurgularla bir algı oyunu çevrildiğini düşünenler var. Onlar da suçlamalara inanmadılar. Örneğin bu tweet. Diyor ki, bu NATO'nun psikolojik bir operasyonu. Cesetler ceset değil, kanlı canlı oyuncular. İşleri bitince hareket ediyorlar. Bu iddiayı Kanada'daki Rusya Büyükelçiliği de paylaştı. Bir diğer paylaşan isim Dmitri Polyanski. Birleşmiş Milletler'deki en kıdemli Rus yetkililerden biri. Gerçi o kısa bir süre sonra gönderiyi kaldırdı. Neyse, özetle bu video ve iddia epey yürüdü. BBC'nin bu işlere bakan bir servisi var. Reality Check BBC. Böyle şüpheli haberleri ele alıp derinlemesine inceliyorlar. Bu haberle ilgili de bir doğrulama yapmışlar. Videoyu son derece yavaş oynatmışlar. Böyle bakınca hareket zannedilen şeyin ön camdaki bir leke olduğu anlaşılıyor. Doğruluk payı da aynı konuya bakmış. Başka bir yöntem denemişler. Videoyu negatife çevirip oynatmışlar. Hareket yok, leke var. Rusya'nın bir iddiası daha vardı. Aracın dikiz aynasında gözüken cesedin oturduğunu söylüyorlardı. Ama bu da aynanın yansımayı bozmasından kaynaklanıyor. BBC arabadaki görüntüleri yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla eşleştirmiş. Oturduğu iddia edilen cesedin başka tarihli fotoğraflarda da aynı yerde yatar halde durduğu görülüyor. Buça'dan bir başka kül yutmazlıkla devam edelim. İddiaya göre burada iki Ukraynalı asker bir cansız mankeni öldürülmüş sivil gibi göstermek için hazırlıyor. İddia Türkiye'de de alıcı buldu. Bu iddiayı Rus devlet kanalı Rusya 24 ortaya atmıştı. Videoyu da görelim. Peki bu video nereden geliyor? Filip Fedorçuk adlı Rus aktörün TikTok hesabından. Olay St. Petersburg'da geçiyor. Burası bir dizi seti. Kuklanın adı da Albert. Dizinin yönetmeni Nadejda Kolobayeva da bir açıklama yapmış. Burası Ukrayna değil diyor. Albert'in yanındakilerin de dublör koordinatörü ve asistanı olduğunu söylüyor. Bir de kuklasının Rus savaş propagandası için yalan habere alet edilmesine kızıyor. İddiayı dünyada Kırım Haber Ajansı, BBC Newsweek, Observers, Türkiye'de de Teyit, Doğrula ve Malumat Furuş ele almış, damgasını da vurmuşlar. Alain Delon dünyanın gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncularından biri. Aktör bugün 86 yaşında, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu biliniyor. Ailesi 2019 yılında oyuncunun felç geçirdiğini ve dinlendiğini açıklamıştı. Bir süredir dünya ve Türkiye basınında ötenazi talebiyle başvuru yaptığı haberleri dolaşıyor. Birkaç gün önce ise ötenaziyle yaşamına son verildiği haberleri çıktı. Doğru mu? Değil. Oğlu Alain Fabian Delon Instagram storyleriyle açıklamış. Avrupa basınından çeşitli haberler paylaşmış. 2 haftadır ötenazi haberlerini görüyorum. Hiçbiri doğru değil demiş. Haklı olarak da epey kızmış. Bir kitapta geçen bu ifadeyi alıp bağlam dışında kullanmaya siz haber mi diyorsunuz? Bu yalan haber aptallar demiş.
Oğlu babasının ötenazi gibi bir talebi olmadığını da söylüyor. Komaya girersem makineye bağlı olarak hayatta tutulmak istemem demiş. Delon bir süredir hastanede ve yaşam destek ünitesine bağlı olarak hayatta. Gerçi Alain Fabien Delon onu bu konuda dinlememeye karar vermiş. Renkli bir konuyla bitirelim. Neden hiçbir ülkenin bayrağında mor renk olmadığını biliyor musunuz? Bu tweet serisinde uzun uzun anlatılmış. Mor tarih boyunca en pahalı renk oldu. Çünkü pigmentinin üretimi 18. yüzyıla kadar oldukça zahmetliydi. Bunlar doğru. Doğru olmayan ne? Hiçbir ülkenin bayrağında olmadığı. Modern dünyada sentetik mor renge erişim artık kolay. Bayrağında mor renge yer veren ülkeler de var. İşte Karayipler'deki Dominika topluluğunun bayrağı. Gördüğünüz gibi papağan mor. Franco'nun başlattığı askeri ayaklanmayla yıkılana kadar varlığını sürdüren 2. İspanya Cumhuriyeti bayrağı da mor renk içeriyordu. Bir Reddit kullanıcısı mor renk içeren ülke, şehir ve eyalet bayraklarını derlemiş. Peki bayraklarda mor renk olmadığı bilgisi nereden geliyor? Görünüşe göre bu tweet serilerinin kaynağı BBC'nin birkaç yıl önce yayınladığı şu yazı. Aynı yazı sonra başka haber sitelerince de kullanılmış. Daha da geriye gidersek her şey muhtemelen şu YouTube videosuyla başlamış. Yani YouTube'a atılan taş yazılara konu ola ola yayılmış. Sonuçta evet mor zamanında pahalıydı. Eskiden bayraklarda yoktu ama bugün mor renkli bayrak yok denemez çünkü var. Haftaya yine görüşürüz. Hoşça kalın.